Merhaba değerli öğrencilerimiz. Bugün fen bilimleri denemesini birlikte çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Fen bilimleri dersi için Berkan, dünya haritası üzerinde bazı şehirleri seçerek aşağıdaki gibi K ve L olarak isimlendirmiştir. Berkan'ın belirlediği şehirlerden birini seçerek aşağıdaki grafik oluşturulmuştur. Buna göre Berkan'ın belirlediği şehirler ve grafik göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Grafiğimize bakıyoruz. Gece süresi, gündüz süresi. Gece süresi gittikçe azalıyor, gündüz süresi gittikçe artıyor. Bu ne olabilir? 21 Aralık için geçerli olabilir. Kuzey Yarımküre için 21 Aralık olabilir. Veya Güney Yarımküre için ise 21 Haziran tarihi olabilir. Grafik 21 Haziran'da L şehri için, yani Güney Yarımküre için evet olabilir. Grafik her iki şehir için de çizildiyse, her iki şehir yani Güney Yarımküre ve Kuzey Yarımküre için de çizildiyse, üçüncü olarak belirlenen tarih 21 Mart olabilir. Hayır, bu olamaz. Sebebi ise 21 Mart'ta biz ilkbahar yaşarız. Güney Yarımküre ise sonbahar yaşar. Dolayısıyla biz ilkbahar yaşadığımız için bizde gündüz süresi artar. Tamam, bu grafik doğru bizim için. Fakat 21 Mart'ta Güney Yarımküre'de sonbahar yaşadığı için gece süresi onlarda artış olacaktır. Dolayısıyla cevabımız burada Bursa'dır. Devam edelim ikinci sorumuza. Fen bilimleri dersinde öğretmen sınıfa aşağıdaki gibi 3 farklı kap getirmiştir. Kaplarda farklı miktarda su bulunmaktadır. Kap taban alan sırasıyla 4S, 2S ve S'dir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? A. Kap tabanına uygulanan sıvı basınçlar arasında A eşittir B eşittir C ilişkisi bulunmaktadır. Bakıyoruz, derinlikleri aynı, derinlikleri aynı olduğu için kap tabanındaki sıvı basınçları aynıdır. Bu yorumu grafiklere bakarak, şekillere bakarak çıkarabiliriz. Cevabımız dolayısıyla burada A'yı işaretliyoruz. Devam edelim öbür sorumuza. Menis, DNA molekülünde bulunan nükleotitlerin 1 ve 2. zincirdeki sayısını aşağıdaki grafikte belirtmiştir. Emin ise verilen grafiği değerlendirerek aşağıdaki gibi yorumları defterine yazmıştır. Buna göre Emir'in yorumlardan hangisi yanlıştır? Emir'e bakıyoruz. Adenin sayısı 30, 20, guanin sayısı 40'a 60, timin sayısı, unutmayın 2, 1. zincir 20'ye 30, sitozin sayısı ise 60'a 40. 1. Bu DNA parçasındaki toplam şeker miktarı bilinmediği için şeker miktarını bilebiliriz, fosfat miktarını da bilebiliriz. Çünkü adenin, timin, guanin ve sitozin sayılarını biliyoruz. Dolayısıyla toplam fosfat ve toplam şeker sayısını bulabiliriz. Evet, toplam fosfat sayısı belirlenemez demiş. Hayır, tam tersine belirlenir. Dolayısıyla yanlışı istediği için cevap şıkkında yanlışı bulmamız lazım. B ile denizliği eleriz. Bu DNA parçasında toplam 50 adet timin organik bazı bulunur. Bakalım, toplamda DNA'da 50 tane timin var. 20, 30 da burada, ikinci zincir 50. Toplamda 50 tane, toplamda 50 tane timin vardır. Bu ifademiz doğrudur. Burası 2 şıkla dinleyemiyoruz. Bu DNA parçasının birinci zincirinde toplam 60 adet sitozin organik bazı bulunur. Bakalım, birinci zincirimiz mavi renkliydi. 60 tane sitozin demiş. Bakalım, evet 60 tane sitozin var. Evet, bu ifade de doğru bir ifadedir. 60 tane organik bazı vardır, doğru bir ifadedir. Dolayısıyla cevabımız burada yanlışı istediği için Adana'yı işaretliyoruz. Devam edelim öbür sorumuza. Bir laboratuvar ortamında çalışan Ali ve Derin birlikte biyoteknoloji uygulamaları gerçekleşmişlerdir. Buna göre Ali'nin yorumlarını hangiyle yapılabilir? Bir laboratuvar ortamında bir hücrenin çekirdeğinden istediği özelliği taşıyan geni çıkartıyor. Bir bakteri veriyor ve bakteriden çoğaltarak bakteri elde ediyor. Derin ise mısır bitkisinin uygun bölümüne geni aktarıyor ve yeni özellik kazandıran bitkiyle çimlendirerek bol besinli mısır bitkisi elde ediyor. Devam edelim. Bir, Ali yaptığı işlem bu bir canlıya ait ise istenilen geni alıp çoğaltmıştır. Evet, istenilen geni alıp çoğaltmıştır. Bu ifade doğrudur. Derin, mısır bitkilerin genetiğini değiştirerek ona yeni özellikler kazandırmıştır. Evet, yeni özellikler kazandırmıştır. Evet, doğru bir ifade. Yapılan işlemle sonucu mısır bitkisi klonlanmış olur. Hayır, mısır bitkisi klonlama değil. Yani kopya, klonlama dediğimiz olay neydi? Kopyaydı. Kopyama olayı yok burada. Burada
genetiğini değiştirerek daha bol besinli bir mısır bitkisi elde etmekti. Dolayısıyla üç nolu ifademiz, öncülümüz yanlıştır. Üç öncülümüz yanlış, biri ve ikimiz doğrudur. Dolayısıyla cevabımız burada Bursa'dır. Bir başka sorumuza geçelim. Arda bazı elementlerin özelliklerini aşağıdaki belirtmiştir. Arda atom numarası bakımından aralarındaki en büyük elementin kare olduğunu bilmektedir. En büyük element kare. Hemen bakarsanız burada kare, en büyük kare dediğimiz zaman en büyük burada üçgen, en büyük kare. Direkt zaten sorumuzun cevabı çıkıyor. Belirtildiği özelliklerden faydalanarak daire, üçgen ve kare elementleri ilgili periyodik sisteme yerleştirecektir. Dediği zaman zaten karenin soruda en büyük element dediği için, atom numarası en büyük dediği için kare sadece A şıkkında vardır. Burayı okumamıza dahi gerek kalmadı. Sorumuzun cevabı direkt Adana diyebiliriz. Devam edelim bir başka sorumuza. Fen bilme dersinde öğretmen sınıfta bir etkinlik kağıdı dağıtmıştır. Bu etkinlik özdeş isimle numaralandırılmış farklı dizilimler sonucu zeminde oluşturulan katı basınca ait grafik aşağıdaki gibidir. Grafiği inceleyen bazı öğrencilerin yorumu aşağıdaki gibidir. Buna göre hangi öğrencilerin yorumu grafikten çıkarılamaz? Grafikten çıkaramayacağız. Bir cismin yüzey alanı arttıkça basıncı da artar. Yüzey alanı arttıkça basıncı da artar. Burada yüzey alanı ile ilgili bir ifade göremiyorum. Kuvvet var, basınç var ama yüzey alanı bir cismin yüzey alanı arttıkça basınç artar gibi ifade zaten olmaz. Çünkü neydi basıncın filmini hatırlarsanız? P eşittir F bölü S veya G bölü S demiştik. Dolayısıyla yüzey alanı arttıkça basınç azalırdı. Berke'nin ifadesi. Bir kere burada yanlıştır. Yanlış istediği için cevap şıkkında Berke'yi arayacağız. Ceyhan'ı eleriz. Bursa'yı da eleriz. Çünkü biz burada yanlışı arıyoruz. Bir cisme etki eden basınç kuvveti arttıkça basınç da artar. Evet. Bunu 2 ile 3'e bakarak görebilirsiniz. Kuvvet arttıkça basınç da artıyor. Dolayısıyla Efe doğru söylemiştir. Efe doğru söylemiştir. Burada da Adana'yı eleriz. Cevap denizde kalıyor ama devam edelim yine de. Bir cismin yüzey alanı ile basınç kuvveti aynı oranda arttırırsa basınç değişmez. Yani yüzey alanı ile kuvveti aynı oranda arttırırsanız basınç değişmez. Doğru bir ifadedir. Basınç kuvveti arttıkça birim yüzeye etkileyen dik kuvvet azalır. Hayır, dik kuvvet tam tersi. Yani kuvvet arttıkça basınç artar. Basınç arttıkça kuvvet artar. Temas alanı sabit tutarsanız. Dolayısıyla Hasan'ın ifadesi de yanlıştır. Cevabımız burada Denizli'yi buluyoruz. Devam edelim başka bir sorumuza. Fen bilimi dersinde Buğra öğretmen içi boş bir damacanaya aşağıdaki işlemleri uygulamıştır. Damacananın ağzını eliyle kapattığı an Buğra öğretmen damacananın son halini öğrenciye gösterince öğrenciler damacananın içine doğru çöktüğünü görüp şaşırmıştır. Buna göre Buğra öğretmen deneyiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenir? Bu tür sorular çok çıkıyor. Karşınızda çok da çıkacak. Buradaki olay şu. İçine bir yanıcı bir madde koyuyorsunuz. Yakıyorsunuz. Gaz çıkışı bitti, yanma olayı bittiği zaman ağzını kapatıyorsunuz. Biz bunu dersimizde nasıl yapmıştık? Aynı şeyi yapmıştık. Bu eli yerine bardak kullanarak, karton bardak kullanarak ağzını kapatmıştık şişemizi. Ve dolayısıyla şişenin içe doğru çöktüğünü gözlememiştik. Burada sebep ne? Niye içeri doğru gözlemlenir? Sebebi şudur. Dışarıdaki basınç büyük olduğu için içeriye göre, çünkü yanma olayından dolayı içerideki basınç azalıyor. Azaldığı için dıştaki basınç daha büyük olduğu için içeriye göre göçme olayı, yani çökme olayı gerçekleşiyor. Bunu meyve suyu pipetle çekerken de görebilirsiniz. Bunu birçok alanda bunun örnekleri var. Hemen hangisi söylenebilir demiş. A. Damacana sıvı basıncının etkisi içe doğru çökmüştür. Sıvı basıncı değil, açık hava basıncı ileriyiz. Damacananın içindeki gaz basıncı açık hava basıncı daha büyük. Damacanın içindeki gaz basıncı daha büyük değil, tam tersi daha küçüktür. Bu yüzden dolayı eriyoruz. Bu etkinlik bir dağın tepesi gibi daha yüksek bir yerde yapılsaydı, yani basıncın az olduğu yerde yapılsaydı, damacana daha fazla, hayır, basıncın az olduğu yerde yapılsaydı daha fazla içe doğru çökmezdi, daha az çökerdi. Bu da yanlış. Damacananın içindeki ispirton yakılması sonucu damacanın içindeki gaz basıncı azalmıştır. Evet, iç basınç azalmıştır. Dolayısıyla içe doğru bir çökme olayı gerçekleştirilmiştir. Cevabımız burada Denizli'dir. Devam edelim bir başka sorumuza. Projesini fen bilimleri dersine seçen Çetin basınç konusuyla ilgili aşağıdaki modeli tasarlamıştır. Bu bir su cenderesine benziyor. Su cenderesindeki soru tarzıdır.
Sul cenderesi soru tarzında şunu unutmayın. Kuvvet hiçbir zaman iletilmez. Hep iletilen basınçtır. Bu Pascal prensibine dayalıdır. Sıvılar sıkıştıramaz hiçbir zaman. Cevap şıkkına geçersek. Buna göre çetenin yorumunda hangisi yapamaz? Özdeş şırıngaların sabitlenmesiyle kurulmuş sistemde şırıngalar ve sıvının bulunduğu şeffaf ortamda su bulunup gaz bulunmamaktadır. Birinci şırıngaya kuvvet uygulanması sonucu eldiven takılmış kol aşağı doğru, birinci şırınganın pistonundan kuvvet geri çekilirse kol yukarı doğru hareket etmiştir. Çetin böylelikle sıvı basıncından faydalanarak el sallayan bir düzenek oluşturmuştur diyor. Pascal prensibiyle çalışan bir düzenektir. Evet. Birinci şırıngada oluşan basınç ile ikinci şırıngada iletilen basınç değeri birbirine eşittir. Basınç iletme prensibidir. Pascal bunu söylemiştir. Sıvılar üzerine uygulanan basınç kuvvetini aynen iletir. Aynen iletmez. Basıncı aynen iletir. Cevap burada C'dir. Sıvılar sıkıştırılamaz. Doğru bir ifadedir. Burada devam ediyoruz. Yunus bezelilerde tohum zarf renginin kalıtım üzerine etkilerini araştırmaktadır. Bu sebeple genotiplerini bilmediği yeşil tohum zarf rengiyle sarı tohum zarf rengine sahip iki bezeli çaprazlanmıştır. Yunus yaptığı çaprazlama sonucu oluşan bezelilerin fenotipiyle ilgili elde ettiği verilerden aşağıdaki grafiği oluşturmuştur. Buna göre çıkarımlardan hangileri yapılabilir? 1. Yeşil tohum zarf geni sarı tohum zarf genine baskındır. Bir bakalım, yeşil tohumuyla sarı tohum zarfı çaprazlıyoruz ve yeşil tohum oluşmuş %100. Demek ki burada küçük a küçük hali göstermek zorundayız. Çünkü resesif kendi özelliğini burada ortaya çıkaramamış sarı renk. Burada ise tamamen kendi özelliğini çıkardığı için burası ise homozigot büyük A büyük A deriz. Dolayısıyla oluşacak yavruların hepsi heterozigot büyük A küçük A olmak zorundadır. Devam edelim. Yeşil tohum zarf geni sarı tohum zarf genine baskındır. Evet, doğru bir ifade. Çünkü hepsi yeşil oluşmuş. Yeşil daha baskın. Oluşan bezelelerin tamamı tohum zarf rengi bakımından heterozigot baskın genotipe sahiptir. Evet, hepsi melezdir. Heterozigottur. Bu da doğru ifade. Başlangıçta çaprazlanan bezelelerin ikisi de tohum zarf rengi bakımından homozigot genotipe sahiptir. Evet, bu da doğru bir ifade. Çünkü ikisi de homozigot genlere sahip. İkisi de birisi homozigot yeşil, birisi homozigot sarı tohum genine sahip. Cevap burada denizli buluyoruz. Bu soru basit bir soruydu. Fakat şurada bir yanılmanızı istemiyorum. Yeşil ile sarıyı çaprazladığımız zaman %100 yeşil oluşmuş. Dikkat etmenizi istiyorum. %100 yeşil olabilmesi için bu yeşil tohumunun baskın ve sap olması lazım. %100 ancak böyle çıkar. Dolayısıyla sorumuzu böyle yaptığımız zaman çok kolaylıkla, rahatlıkla denizli buluyoruz. Devam edelim 10. sorumuza. Yapılan araştırmalara göre sanayi devriminin önce yağmur suların pH değeri yaklaşık 6 civarındayken günümüzde bu değer yaklaşık 4'e kadar düşmektedir. Bunun sebebi olarak da sanayi devriminden sonra bazı ülkelerin fabrika kurarak buralarda enerji kaynağı olarak kömür, petrol gibi fosil yakıtları yakması gösterilmektedir. Fosil yakıtlar büyük oranda karbon ve hidrojen elementlerinden oluşmaktadır. Ancak düşük oranda da olsa fosil yakıtların kükürt ve azot elementleri bulunmaktadır. Dolayısıyla fosil yakıtlar yandığında karbondioksit, azot dioksit, kükürt dioksit gibi gazlar havaya karışır. Bu gazlar havadaki su buharı ile tepkimeye girerek karbonik asit, nitrik asit ve sülfürik asit gibi asitler oluşturur. Dolayısıyla fosil yakıtların çok fazla tüketildiği şehirler, kentsel alanlar ve sanayi bölgelerindeki yağmurlar asitik özellik gösterir. Bu yağmurlara asit yağmurları adı verilir. Özellikle bu bölgelerde kış aylarında artan fosil yakıt tüketimi asit yağmurlarına artış olur. Buna göre bu bölgelerde mavim mevsimsel olarak yağmur pH'in değişimi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Bakıyoruz. Neydi? Sanayi devriminde yağmurlarından dolayı sanayi devriminden sonra yağmur sularında asitlik oranı arttığı gözleniyor. Asitlik oranı arttığı gözlenmediği için bununla ilgili bir grafik istiyor. Baktığımız zaman genelde öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu tahmin ediyorum ki Adana diyecek. Ama burada sorun cevabı Denizli, çünkü kışın ve sonbahar ve kışın yağmur daha çok yağar değil mi? Daha çok yağdığı için asit yağmuru daha fazla olacaktır. Yani soba bacaları yani fosil yakıtlar sonbahar ve kışta daha çok tüketilecek. Daha çok tüketildiği için daha çok asit yağmur oluşacak. Daha çok asit yağmuru oluştuğu için pH değeri daha düşük olacak. Burada pH değeri demiş. pH değeri daha düşük olacak. Dolayısıyla burada pH değeri çok yüksek. Yani asit değil bu. Asit olan yağmur suyu budur. Dolayısıyla
Burada A ve D arasında gelip giden çok olacağını düşünüyorum. Ama sorun cevabı Denizli. Çünkü asit yağmurların pH değeri düşük olmak zorunda ve kışın ve sonbaharın fosil yakıt tüketimi arttığı için, örnekte olduğu gibi arttığı için asit yağmurları burada fazla olacağından dolayı pH değeri daha düşük olacak. En düşük pH değeri kış olacağı için en düşük grafik sadece burada Denizli'yi karşılıyor. Dikkat etmenizde fayda var. pH değeri demiş, aşağı indikçe asitlik özellik artar. Dikkat edelim bu konuda. Devam edelim. 11. sorumuz. Zeynep fen bilimleri dersi için iki sınıf maddenin karışımı ile kimyasal tepkime gerçekleştirmiştir. Tepkimenin sonunda katı bir madde elde etmiştir. Gerçekleştirdiği tepkime için aşağıdaki grafik oluşturmuştur. Buna göre Zeynep. Yorumlardan hangileri yapılabilir demiş. Yorumlara bakarsak nasıl bir yorum yapıyoruz? L ile M tepkimeye girmiş, K oluşmuş. Yani tepkimemizin formüle edersek L ile M tepkimeye giriyor, K oluşuyor. L ile M sıvı, K ise unutmayalım, K ise katı olduğunu düşünelim. Soruda çünkü öyle demiş. K'nın katı olduğu, L ile M'nin iki sıvı ve katı oluştuğunu söyleniyor. Tepkime artansız gerçekleşmiştir. Hayır, L'de 40 gram gibi bir artış söz konusu. Dolayısıyla bu öncülüğümüz yanlıştır. Bir olanlar elerseniz cevap A ve C arasında kalır. Bir olanlar elerseniz cevap C çıkıyor, pardon. Zamanla sıvı halde madde miktarı azalmıştır. Evet, sıvı miktarı azalıyor çünkü katıya dönüşüyor. Bu öncülüğümüz doğrudur. K katısı tepkime giren maddelerle aynı atom türünü içermektir. Evet, K tepkime giren L ile M ile aynı tür atomları içerir. Bu da doğru bir ifadedir. Cevabımız Ceyhan olur. Kolay bir soruydu. Hemen biri elediğiniz zaman, yani L'nin bitmediğini gördüğünüz zaman hemen sorumuzun cevabı zaten biri elediğimiz zaman hemen C olarak çıkıyor. Kolay bir soruydu. Devam edelim. 12. sorumuzda. Aşağıda grafikte yer küre üzerinde bulunan bir şehre ait farklı tarihlerde gündüz süreleri verilmiştir. Bakalım gündüz süresine 21 Haziran'dan fazla, 21 Aralık'ta az. O zaman Kuzey Yarımküre'dir. Bize ait olabilir bu. Buna göre verilen şehir ile ilgili aşağıdaki hangisi söylenemez? Söylenemez demiş. Yengeç dönemi üzerinde bulunmaktadır. Kuzey Yarımküre'de olduğumuz için ve bize ait olabileceğini düşündüğümüz için yengeç dönemi üzerinde olabilir. Yani Kuzey Yarımküre'de olabilir. Ve yengeç dönemi üzerinde de olabilir. 21 Aralık tarihinde güneş ışınları daha geniş bir alanı aydınlatmaktadır. 21 Aralık tarihinde güneş ışınları daha geniş alana, yani ne demek istiyoruz? Kışın daha geniş bir alan, yani daha ışık şiddeti daha düşük bir alandır. Evet, doğru bir ifade. 23 Eylül tarihine itibaren gündüzler gecelerden daha uzun olur. 23 Eylül'den itibaren gündüzlerimiz gecelerden daha kısa olur, uzun olmaz. Çünkü gündüz süremiz bakın 23 Eylül'den sonra azalıyor. Azaldığı için gecelerimiz geceler daha uzun olur. Dolayısıyla gündüzler gecelerden daha uzun olur demiş. Hayır, geceler gündüzlerden daha uzun olur diyecek 23 Eylül'den sonra. Cevabımız bu da C. Devam eden 21 Haziran tarihinde öğle saatlerinde bir cismin gölge boyu sıfırdır. Olabilir çünkü bu Kuzey Yarımköy'de yengeç denemesi üzerinde olabilir veya Kuzey Yarımköy'de yengeçle ekvator arasında herhangi bir noktada olabilir. Doğru bir ifadedir. Dolayısıyla cevabımız burada Ceyhan'ı işaretliyoruz. Çünkü bir daha tekrarlayalım. Gecelerimiz gündüzümüzden daha uzun olur. Çünkü burası Kuzey Yarımküre'dir. Devam edelim 13. sorumuza. Çözeltilerdeki pH değeri değiştikçe renk değişimine sebep olan maddeler ayraç denir. Aşağıdaki bir ayraç olan kırmızı lahana suyunun farklı pH değerlerine dönüşeceği renkler verilmiştir. Doğru. Özdeş kaplarda saf su, nitrik asit, tuz ve potasyum hidroksit su çözeltilerinden başlangıçta mor renkli olan kırmızı lahan suyuna ait başlangıçta mor renkliymiş. Ayrı ayrı eşit miktarda ilave ediyor. Kaplardaki renk değişimi aşağıdaki gibi oluyor. Diğer klasımızda mor mavi arası bir renk. Kırmızı, mor mavi, mor da diyebiliriz buna. Yeşil renk. Buna göre doğru kaç numaralı beher glasta damlatılan çözelti kesin olarak belirler. Kesin olarak belirlediği bir kere şu kırmızı olduğu için yani asit diyebilirim. Bu da yeşil olduğu için baz diyebilirim. Bu mor olduğu için kesinlikle bir ayrım yapamıyorum. Dolayısıyla burada cevabı ben 2 ve 4 dedim, kesin derim ama bunun hakkında çok yorum yapamıyorum. Çünkü mor bölgesinde duruyor, nötr olan bölgede duruyor. Dolayısıyla kesin olarak dediği için 2 ve 4'ü işaretlerim ben burada. Cevap burada. Ben bolu derim. 1 ile 3'ü renk ayrımından dolayı ayıramıyorum. Ayıramadığım için 2 ve 4 diyorum kesin istediği için.
Bir başka sorumuza geçelim. Aşağıdaki farklı canlıya ait nükleotit dizimleri verilen hücreler gösterilmiştir. Verilen hücrelere ait nükleotit dizimlerinden radyasyondan X ışını dolayı meydana gelen hatalar sonucunda karışıklı ipliklerde nükleotitler kaybolmuştur. Buna göre verilen görselde bakılarak çıkarılan hangileri yapılabilir? Meydana gelen hatalar sonucunda bütün öğrenciler verilen hücrelerde mutasyonlar oluşmuştur. Evet, bütün hücrelerde mutasyon oluşmuş. Çünkü bozmuş karşılıklı, karşılıklı bozulsa mutasyondur. Onu aramazsınız. Ama böyle çapraz bozsaydı onu arayabilirdik. Dolayısıyla biz burada mutasyon diyoruz. Doğru bir ifade. Birinci öncülümüz doğrudur. X ışınları ortadan kaldırıldığında hücreler tekrar eski haline dönebilir. Hayır, mutasyonlar eski haline dönemez. Mutasyonlar eski haline dönemediği için bu öncülümüz kesinlikle yanlıştır. Panda ve bakterilerde meydana gelen mutasyonlar kalıtsaldır. Evet, bakteri ve pandamızda yumurtacısına gerçekleşmiş kalıtsaldır. Bu ifade doğru bir ifadedir. Bu yorumu yapabiliyoruz. Tekrar bir daha bakarsak, meydana gelen hatalar sonucunda bütün görseldeki verilen hücrelerde mutasyon oluşmuştur. Evet, doğruydu. X ışınlar ortadan kalktığında hücreler tekrar eski haline dönemez, döner demiş. Burada bu öncülüğümüz yanlıştı. Dolayısıyla çıkarımlar dediğimiz zaman 1 ve 3'ü buluyoruz. Cevap burada Bursa'yı işaretliyoruz. Bir başka sorumuza geçelim. Defne elindeki uçurtmayı aşağıdaki gibi uçurtmaktadır. Defne'nin uçurtmanın ok yönü uçurması durumuyla ilgili hangileri doğrudur? Biz biliyoruz ki neydi yüzgar? Yüzgarı şöyle yazıyorduk, hani kısa olarak anlatıyorduk. Yüzgar diyorduk. Yüzgar. Yüzgar ne yazıyorduk? Yüksek basınçtan alçak basınca doğruydu. Yüksek. Yüksek yazarım şuraya. Alçak basınca doğruydu. Yani yüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru eserdi. Dolayısıyla yüksek basınç dediğimiz yer soğuk hava, alçak basınç dediğimiz yer ise sıcak havaydı. Yani alçak basınç havamız sıcaktı. Dolayısıyla sıcak havada ne gözükürdü? Bulutlar gözükürdü. Bulutlar yağmur gözükme olasılığı vardı. Soğuk havada ise bu olasılık yoktu. Yükseltici hava hareketidir. Alçak basınç, yüksek basınç ise alçaltıcı hava hareketiydi. Bakalım A basınç büyük demiş. Evet, bakalım A bölgesi basınç büyük mü? Yüzgar neden oluşuyordu? B'den A'ya doğru gidiyordu. O zaman B bölgesi, şurayı B bölgesi olarak kabul ediyoruz. Şurayı ise A bölgesi ise şu alçak basınç olarak kabul ediyorduk. Dolayısıyla B bölgesi yüksek basınç değil, tam tersi olacak. A bölgesi basınç A bölgesinde daha sıcak olduğu için alçak basınç olacak. Daha sıcak olduğu için alçak basınç olacak. Dolayısıyla bu öncülümüz yanlıştır. Bir yanlış. İkiye bakalım. Sıcaklık A'da fazla mı? Sıcaklık A'da fazla. Çünkü rüzgar soğuktan sıcağa doğruydu. Dolayısıyla ikinci öncülümüz doğrudur. Üçüncü öncülümüze bakalım. Bulut oluşumu. Bulutlar dedik ki sıcak havada oluşur. Soğuk havada bulut oluşmazdı. A'da bulut oluşur. B'de bulut oluşmazdı. Bu da doğru bir ifadeydi. Cevap burada C'ye vuruyoruz. 2 ile 3 doğrudur. Çünkü soğuk havada bulut oluşmaz. Oluşmama sebebi ise alçaltıcı hava hareketi olarak söyledik. Yükseltici hava hareketinde bulutta oluşur. Bu sıcak havadır. Alçak basınç diyoruz. Yüksek basınçta ise alçaltıcı hava hareketi diyoruz. Bulutlar burada oluşmaz diyoruz. Ve rüzgar hiçbir zaman unutmayın. Soğuktan sıcağa doğrudur. Bilginiz olsun. Devam edelim bir başka sorumuza. Özdeş tahta pullar ile düz bir çubuk üzerine yerleştirmek şartıyla kule yapan öğrencilerin yaptıkları kuleleri aşağıdaki belirtilmiştir, verilmiştir diyor. Evet, Demir'in kulesi, Aleyna'nın kulesi, Berk'in kulesi, Miray'ın kulesi. Öğrencilerin yaptıkları kulelerin eşit boyda olabilmesi için, eşit boyda yani dördünde eşit boyda olacak. Miray'ın kulesine pul paylaştırmıştır. Miray'a biz pul vereceğiz. Bu durumda öğrencilerin kulelerin yere yaptığı basınç değişim grafiği aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Bakalım sayalım. 1, 2, 3, 4 tane pulumuz var. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane pulumuz var. Buraya sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane pulumuz var. Burada ise 1 tane pulumuz var. Baktığımız zaman Aleyna 1 tane pul verirse, Berk 2 pul verirse, 2, 1 daha 3. Bir de burada 4 pul eder. Toplamda 4 pul eder toplamda. Demir'in vermesine gerek yok. Dolayısıyla
Başlangıçtaki basıncı değişmeyecek demirin alenen basıncı azalacak, berkin basıncı azalacak, Miray'ın basıncı ise artacak. Basınç değişmeyecek demirin demiştik. Evet, sadece C şıkkında bunu görebiliyoruz. Demirin basıncı değişmemiş. Evet, alenen basıncı azalmış. Evet, berkin basıncı azalmış. Evet, Miray'ın basıncı artmış. Evet, doğru bir ifade. Cevap C'dir. Dikkat edelim bu soruda. Aslında demirin basıncının değişmediğini bulduğumuz zaman zaten direkt cevap C'yi işaretleyebiliriz. Ve böylece zamandan tasarruf edebiliriz. Hızlı gitmemiz lazım. Hızlı soru çözmemiz lazım. Matematiğe zaman ayırabilmek için. 17. sorumuz. Eftal hamur mayası kullanarak ekmek yapıyor. Eftalın ekmek yapım aşamaları aşağıda verilmiştir. Eftalın belirttiği ekmek yapım aşamalarına bakılarak çıkarmadan hangileri yapılabilir? Bakıyoruz. Hamur mayası, suyla hamuru, unumuzu mayalıyoruz. Birinci de ılık şekerli un, tuz karıştırıp ağzı hava almayacak şekilde bekletiyoruz. Hamuru mayaladık. Bu kimyasal değişimdi. Hamuru şekil verdik, düzelttik. Bu bir fiziksel değişimdi. En son bunu hamurumuzu pişiriyoruz, ekmek yapıyoruz. Bu bir kimyasal değişimdi. Yazalım şuraya isterseniz. Kimyasal, fiziksel değişimdi. Bu da kimyasal değişimdi. Devam edelim. Eftal'in belirttiği ekmek yapım aşamalarına bakılarak çıkarımlardan hangileri yapılabilir diyor. 1 ve 3 numaralı olayda maddenin iç yapısı değişmiştir. Bakalım 1 ve 3 kimyasal değişim. Evet, maddenin iç yapısı değişmiştir. Şüpheyi tam yapalım, güzel yapalım ki karıştırmayalım. Evet, 1 numaralı ifadenin öncülümüz doğru. 2 numaralı olayda yalnızca maddenin dış görünüşü değişmiştir. Evet, maddenin dış görünüşü değişmiştir. Fiziksel değişimdir. Dolayısıyla bu da doğru bir ifade. 2 ve 3 numaralı olaylarda yeni madde oluşmuştur. 2 ve 3'te yeni madde oluşmuş mu bakalım. 2 ve 3'te yeni madde oluşumu 2'de yok. 3'te var ama 2'de yok. Dolayısıyla bu öncülümüz yanlıştır. Yapılabilir dediğine göre cevap burada Ceyhan'ı buluyoruz. Bir başka sorumuza geçelim. 18. sorumuz. Günlük tahmin. Bu tür sorular çok çıkıyor. Günlük tahmin. Artık alışmanız lazım. Özellikle illerimizin yayınladığı sorularda bu tarz soru çok var ve örnek sorularda da bu tarz soru var. Artık bu soruları aşina olduk gözlerimiz. Direkt soru öncülleri okuyup da geçebiliriz aslında ama yine de biz okuyalım. Yukarıda Kaş ilçesine ait hava durumu bilgisi verilmiştir. Verilen hava durumuna bakarak yarıklarından hangilerine ulaşılabilir? Evet, bakalım. 18 derece, 19 derecede yağmurluymuş, 19 derecede açık ve az bulutluymuş, 20 derecede yağmurluymuş, güneşliymiş 19 derecede. Kesinlikle bildiren olaylar verilmiştir. İklim değil bu. Kesinlik bildiren iklimlerdi. Hava olaylarında kesinlik yok. Hava tahmini. Zaten burada tahmin demiş. Tahmin ifadesini kullanmış burada. Aynı sıcak değerinde farklı hava olayları görülebilir. Evet, 19 derecede mesela 19'da ve burada 19'da rengimizi değiştirelim kalemimizin. Burada da 19 derece. Burada da 19 derece. Biri güneşli, biri yağmurlu. Burada açık hava bulutlu. Yani farklı hava olayları var. İkinci öncülümüz doğrudur. Geniş alanda yıl boyu benzerlik gösteren, yıl boyu demiş, yıl boyu iklime doğru kayıyor. Atmosfer olayın ortalaması. Evet, iklimin özelliği bu. İklimin özelliği bu. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz yanlış. Cevap burada yalnız iki deriz. Çünkü hava olaylarıyla ilgili bir durum. Yıl boyu dediği zaman geniş alan ve yıl boyu neydi? İklim özelliği geniş alandı. Hava olayları dar alandı. Dolayısıyla burada geniş alan dediği zaman direkt iklim de diyebiliriz burada. 1 ve 3'ümüz yanlış. Yalnız 2'miz doğru bir ifade oluyor. Devam edelim bir başka sorumuza. pH belirteci olarak bilinen indikatörler maddenin pH değerine göre renk değiştirerek asit ya da baz olduğunu anlamamızı sağlar. Aşağıdaki tabloda bromtimol mavisinin renk değişimine verilmiştir. Pelin türü bilinmeyen KLM maddelerin eşit miktarı deney kaplarına dolduruyor. Kaplarda bulunan maddelerden biri asit, biri asitmiş, diğeri baz ve diğeri tuzdur. KLM maddelerine çinko metali atılıyor. L maddesinden gaz çıkışı gözlemleniyor. Bir saniye. L maddesinden gaz çıkışı gözlemleniyorsa o zaman L burada direkt bunu biz D'ye asit diyebiliriz. KM hakkında yorum yapamam ama L hakkında yorum yapabilirim. Çünkü metallere tepkimeye girer asitler. Gaz çıkışı olur. L asit diyebilirim. Çıkarımda hangileri yapılabilir demiş. 1. L maddesine bromtimol mavisi döküldüğünde sarı renk oluşur. L asit dökülünce sarı renk oluşur. Evet, bu öncülümüz doğru. Birinci öncülümüz doğru. Birinci öncülümüz olmayan var mı? Var. C şıkkını eledik.
maddesinin pH'ı L maddesinden büyüktür. Şunu söyleyeyim. Bir asit, bir baz, bir tuz olduğuna göre. L'miz asit ise bunlardan birisi baz, birisi tuzdur. Ve her halükarda yani hangi durumda olursa olsun pH değeri L'den bu ikisi de büyük olacaktır. Çünkü baz ve tuzlar asitlerin pH'ından daha büyüktür. Dolayısıyla bu ifadede, ikinci ifademizde, öncülümüzde doğrudur diyoruz. M maddesi metal kapları aşındırır. M maddesinin ne olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla kapları aşı zaten metal demiş. Metaller asitler aşındırırdı. Bu ifademiz kesinlikle yanlış diyoruz. Dolayısıyla cevabımız Adana işaretliyoruz. Çünkü 1 ve 2 yorumu yapabiliriz. Devam edelim bir başka sorumuza. Son sorumuza gelelim. Son sorumuzda Koto, Orta ve Güney Amerika'da yaşayan kotoların tam 7 farklı türü bulunur. Geceleri avlanır, gündüzleri ise tüylerindeki muazzam kamuflaj özelliği sayesinde ağaçların üzerlerinde güven içerisinde uyurlar. Tüyleri tam bir ağaç kabuğunu andıran renk ve desenlere sahiptir. Bu sayede ağacın üzerinde onları fark etmek mümkün olmaz. Uçan sineklerle ve böceklerle beslenirler. Kotoların enteresan bir özelliği yuva yapmamalarıdır. Onun yerine çürümüş bir ağaç kabuğunun içerisinden ufak bir delik açar ve yumurtadan buraya koyarlar. Bu deliğin özelliği sadece yumurtayı alabilecek kadar olmasıdır. Bu sayede başka bir canlı giremez. Yukarıdaki metne göre aşağıdakinden hangisi söylenemez? Tüylerin sahip olduğu renk ve desenler sayesinde kamuflaj olarak yaşama şansını arttırırlar. Evet. Bak, zaten şekilde de anlıyorsunuz. Ağaç mı, kuş mu, ne olduğunu bilemiyoruz. Nesillerini devam ettirebilmek için yumurtadan başka canlıların göremeyeceği küçüklükte, evet. Burada öyle bir ifade var. Bir delik içinde saklarlar. Evet, bu doğru bir ifade. Ağaçlar üzerinde rahatlıkla saklanabildikleri için yuva yapmaya gerek duymazlar. Rahatlıkla saklandıkları için yuva yapmaya gerek duymazlar. Evet, doğru bir ifade. Uçan sineklerle ve böceklerle rahatlıkla beslenebilme özelliği kalıtsal değildir demiş. Hayır, alakası yok. Kalıtsaldır. Çünkü niçin sorarsanız, uçan sinekler ve böceklerle kalıtsal, çünkü yavruları da bunların böyle beslenmek zorunda. Atalar da böyle besleniyordu, yavrular da böyle beslenecektir. Bu özellik kalıtsaldır. Bu ifadeyi, en azından bu ifadeyi burada çıkaramıyoruz yorumlu olarak da. Zaten mantıken düşündüğümüz zaman Denizli'nin yanlış olduğunu görürüz. Denizli mantık dışı olduğunu farkına varmışsınızdır bu soruda. Evet gençler, 20 sorumuz da bitti. Artık sınava da sayılı günlerimiz kaldı. Biraz daha dikkatli çözelim sorularımızı. Biraz da özellikle yanıltıcı sorulara dikkat etmenizi istiyorum. Bu videomuzda zaten bu yanıltıcı soruların üzerinde çok durduk. Dikkat etmeniz gereken yerleri ve sorulara nasıl yaklaşacağınızı eleme yöntemiyle anlattık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.